Başladı. Tekrar açalım mikrofon. Süreyi tekrar başladı. Buyurun Sayın Altay. Tahrike gerek yok. Tahrike gerek yok. Mesele şudur. 5 dakikalık arkadaş, 5 dakikalık bir konuşmamız daha olacak. Asıl cevapları o zaman vereceğim. Ben bu akşam şunu anladım. Beyefendinin Bursa'da yaptığı bir konuşma var. Beyefendi Bursa'da yaptığı konuşmada der ki, Cenab-ı Allah biliyor, milletimize hiç inat etmedik, üzerimize ne kadar gelirlerse gelsinler, hiç ihanet etmedik, kim ne derse desin. Sayın Eltaş, onu duymam mümkün değil ki, ben mikrofon açık, Sayın Altay'ı duyamıyorum. Ben sessim zaten. Sayın Eritaş. Bu ne diyor? Bu ne diyor ya? Kim diyor? Sayın Altay. Sayın Altay. Küfür olmaz. Küfür olmaz. Küfür olmaz. Yok. Küfür olmaz. Tutanaklar isteyelim. Sayın Altay. Tek. Siz devam edin. He? Şimdi biz kendimiz yapmıyoruz diyor. Bak. Biz kendimiz yapmıyoruz diyor. Ya biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah'tır. Bize yaptıran Allah'tır. Bize yaptıran Allah'tır diyor. Bitmedi. Sonra AK Parti'nin kurucusu, bir siyaset büyüğü bu konuşmayı şöyle yorumluyor. Burası önemli. Bakın burası önemli. Soylu yanlış. Devam edin. Açalım. Yanlış bir söz söyledi. Bize yaptıran Allah'tır gibi. İnancımıza muhalif bir sözdür. Peygamberimizden sonra fitne ve fesadın, halifelerin katline kadar giden yanlış bir düşüncenin ürünüdür bu söz. Bilerek sarf ettiğini düşünmem. Milletimize böyle bir söz sarf ettiği için mahcubum demesi lazım. İkincisi, Allah'a karşı günaha girdi, tövbe etmesi lazım. Kim diyor bunu? Kim diyor? Kim diyor? Bülent Arınç, kurucunuz diyor. Kurucunuz diyor. Bu işte. Karşınızdaki beyefendi bu. Kafa bu. Bir şey daha söylemem lazım. Çok eleştirisi var ama bitti mi süre verecek misin? Açalım. Süreniz bitti mi, açacağız? Evet. Namuslu bir hikaye, hamburgere satılırsın. Ya hamburger olsun da 3 dolar olsun. 3 dolar olsun. Sen 15 Temmuz'un finansörü, sponsoru dediğin şerefsizlerle, şerefsiz diye manşet attırdığın emirlikle hangi namuslu hikaye için bu pastayı kestin? Kaç dolar aldınız da bu pastayı kestin? Ben bir tek 15 Temmuz'un şehidimizin kanını 5 milyar 15 milyar değil 1 trilyon dolara değişirsem namerdim. Değişen de namerttir. Diğerlerine sonra cevap vereceğiz. Evet.